mi geçersiniz sen? Şöyle biraz geçin. Daha. Herkes de bir yer oturabilir. Geçin arkadaşlar, sağ olun. Tamam. Bana alıp veriyorsun, değil mi?
Geçen sefer hanımlarla mı geldin? Şey oraya Evet arkadaşlar, afiyet olsun. Yine var, sıkıntı yok. Var mı abi? Elhamdülillah ellezî amana ve sakana ve cealena minel müslimîn. Alâ sahibit ta'am vel âkilîn. Ni'met celilullah. Berekâtı halilullah. Şefaat ya Resûlallah. Devamı devlet. Nasîb-ü cennet. Yiyenlere afiyet. Haneye bereket. Cümle geçmişlerimize rahmet. Kabul-ü dua bi hürmetil Fatiha. Boş yer. Sen azar. Ona göre alacaksın. Mikrofona davet ediyorum öncelikle. Çok kıymetli hemşehrilerim. Bugün hepiniz bize ayrı ayrı şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. AK Parti Kırıkkale Milletvekili aday adayımız Abdullah Öztürk adına düzenlenmiş bir yemektir bu. Bölgenin birlikte beraberliğini bir arada tutmak adına. Çekiyor ya. Umut ediyorum
Bu vesileyle daha çok bir araya gelme fırsatı verdi yaradan bize. Bundan sonraki çalışmalarda hepimiz biliyorum ki en az adaylar kadar çalışacaksınız. Şahsım adına ben bunu kimseye sormadan yapacağım. Dava AK Parti davasıysa dün oradaysak bugün de buradayız. Yarın da burada olacağız. Allah'ın izniyle sonuca ulaşacağımızı biliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Şeref verdim. Sağ olun. Ben de hepinize afiyet olsun diyorum. Bu yemeği tertip eden Sayın Faruk Uyzen'e de hepinizin adına teşekkür ediyorum. Partimizin ve adaylarımızın bu seçimde başarılı olması için elimizden gelen desteği ve gayreti göstereceğimizden emin olun. Biz de sizler gibi seçim gününe kadar çalışıp başarılı olacağız inşallah. Hepimiz de afiyet olsun. Konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmaları yapmak üzere AK Parti Kırıkkale Milletvekili aday adayımız Sayın Esra Yılmaz Aksoy'a mikrofonu takdim ediyorum. Oraya getiriyorum efendim mikrofonu. Kesin ayağınıza sağlık. Ben de Faruk Alıcan Bey'e teşekkür ediyorum bu organizasyon için. AK Partili olmak her zaman diyoruz siyasi bir ahlak, siyasi bir duruş. Onun için biz her zaman adaylarımızın yanındayız, partimizin yanındayız. Allah'ın izniyle her zaman diyoruz, yine diyoruz. 3-0, 7 Haziran'da bizim olacak. Onun için de hep beraber çalışacağız. Teşekkürler. Esra Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Kırıkkale İl Başkanımız Sayın Gürsel Akça'yı davet ediyorum. Gel başkanım ya. Çok kıymetli milletvekillerim, milletvekili aday adaylarım, AK Parti'ye gönül vermiş, AK Parti kurulduğu 2002'den bugüne kadar AK Parti'de görev almış, ilçe yönetiminde görev almış, il yönetiminde görev almış, sandık başında görev almış, sandık başkanı olmuş, AK Parti'ye gönül vermiş, Karakeçili, Keskinli, Çelebi'li hemşehrilerim hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün biz burada bunu bir vefa yemeği olarak adlandırıyoruz. Diyoruz ki AK Parti kurulduğu gün o zorlukları, sıkıntıları yaşayan ve bugüne kadar AK Parti'nin bugüne gelmesinde büyük emeği ve desteği olan bu emeği ve desteğini esirgemeyerek bugüne kadar devam ettiren AK Parti sevdalısı arkadaşlarımızla, dostlarımızla, hemşerilerimizle birlikte olmak ve hem sizlere teşekkür etmek, sizleri unutmadığımızı, sizlerle gönlümüzde birlikte olduğumuzu söylemek ve Allah'ın izniyle inşallah kurulduğu günden bugüne kadar her girdiği seçimde sizlerin vermiş olduğu desteklerle Türkiye'nin en büyük partisi olan ve Türkiye'nin imarında, hizmetlerinde, gelişmesinde ve büyümesinde çok büyük katkılar olan AK Parti davasına vermiş olduğunuz bu hizmetlerden dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bu inanıyorum sizlerin verdiği destekle Haziran 7'sinde yapılacak olan milletvekili seçiminde inşallah Kırıkkale'de 3-0 yapacağız. Ve Abdullah kardeşimizi inanıyorum ki meclise göndereceğiz ve tekrar bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Ben Abdullah kardeşimi ismini her zaman duyuyordum. Ne kadar iyi bir insan olduğunu, ticaretini, şahsını, adam gibi bir adam olduğunu her zaman duyuyorduk. Ama ilk defa kendisiyle il başkanlığı döneminde tanıştım. Ve daha sonra da sağ olsun kendisine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Başbakanımız, bugünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bana dedi ki buraya bizim huzurumuza gelen 3 tane il başkanı adayımız
adaylarımız içerisinde de söyle yönetiminde yer alırsa seviniriz dedi. Ben de Abdullah kardeşimize söyledim. Allah razı olsun kabul etti ve yaklaşık bir yere yakın bir dönem il yönetiminde beraber çalıştık. Ve gerçekten beraber çalıştığımız dönemde Abdullah kardeşimizi daha iyi yakından tanıdım. Ne kadar iyi bir insan olduğunu, çalışkan, dürüst ve adam gibi bir adam olduğunu hep birlikte teşkilattaki arkadaşlarımızla, sizlerle birlikte gördük ve beraber yaşadık. AK Parti'yi ben size anlatmak istemiyorum. Çünkü inanıyorum ki sizler AK Parti'yi ve AK Parti davasını bizden iyi biliyorsunuz. Bu davadaki insanlar, kardeşlerim, arkadaşlarım, abilerim, sizler bu davaya kendiniz için değil, AK Parti davasına hizmet etmek için bu davada Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu ile birlikte biz de varız. Biz de uzun adamla birlikte yürüyoruz diyoruz ve hep birlikte inşallah bunu diyeceğiz. Ben sözlerimi uzatmak istemiyorum. Bu vefa yemeğimize katılan bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, ablalarımıza, AK Parti davasına destek veren genç kardeşlerimize, gençlerimize huzurlarınıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Allah'ın izniyle Haziran 7'sinden sonra yine milletvekilimiz, Milli Savunma Komisyonu Başkanımız, eski Emniyet Genel Müdürümüz, yıllarca ülkemize hizmet etmiş Valimiz Oğuzhan Köksal'la birlikte AK Parti'nin kurucu il başkanı o sıkıntılı döneminde bu görevi alarak yine kurucu ilçe başkanı Abdullah Bey'le sıkıntılarını yaşayan ve bugün yine aramızda olan bu davaya hizmet eden Ramazan Can'la birlikte Allah izin verirse yine milletvekilimiz diyorum Abdullah Öztürk'le birlikte seçimden sonra da inşallah yine hep birlikte burada birlikte olacağız ve beraber olacağız. Ama sizden istirhamım teşkilat başkanı olarak şudur. Bu davaya hizmet eden arkadaşlarımız olarak sadece sandık başına gidip de oy vermekten ziyade bu davaya herkesi tekrar bu davaya hizmet etmeye davet ederim. Herkesi AK Parti davasına ve 2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için daha çok gayret gösterelim. İstiyorum ki ben Karakeçili'den, Keskin'den ve Çelebi'den Karakeçili'den, Keskin'de bütün köylerinde, ilçelerinde sandık kapatılsın ve Abdullah kardeşimizi de inşallah daha yüksek bir oyla meclise gönderelim. Sizin içinizden birisi. Ben inanıyorum ki Abdullah Öztürk'ü Karakeçili'de, Keskin'de, Çelebi'de köyündeki herkes tanıyordur. İlçedeki herkes tanıyordur ve biliyordur. 24 saat sizinle birlikte. Her zaman sizin dertlerinizi, sıkıntılarınızı dinleyecek. Alo dediğinizde karşınıza çıkıp üşenmeden sizin problemlerinizle sizlerle birlikte ilgilenecek bir milletvekilimiz olacak. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Durmak yok, yola devam diyorum. Allah yar ve yardımcı olsun. Sağ olun, sağ olun. İl Başkanımız Sayın Hüseyin Akçay'a bize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere İl Genel Meclis Başkanımız Sayın Şerafettin Atalay'ı davet ediyorum. İl Başkanım, milletvekili aday adayları, belediye başkanım, çok kıymetli Keskin'in, Karakeçili'nin, Çelebi'nin, AK Parti'ye bugüne kadar hizmet etmiş, gönül vermiş, emek vermiş değerli insanlar, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu birlik ve beraberlik yemeğimizin inşallah hayırlara vesile olmasını öncelikle temenni ediyorum. Biz zaten her zaman bir ve beraberiz, bir aradayız. Sadece bu yemekle sembolik olarak da bunu herkese, dosta düşmana göstermek istedik. Hepiniz katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun uzun diyorduk ama fazla da bir uzun da bir yolumuz kalmadı. Hemen hemen 40 gün civarında bir yolumuz var. İnşallah bu kalan sürede bölgelerimizde AK Parti'nin en yüksek oy alabilmesi için mücadele edeceğiz, çalışacağız ve bu konuda da başarılı olacağımızdan eminim. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. İlgilenen meclis başkanımıza bize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Keskin Belediye Başkanımız Sayın Dede Yıldırım'a mikrofonu uzatıyorum. Başkanım getiriyorum. Saygıdeğer milletvekillerim, değerli il başkanım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Keskin'in eşrafı, Çelebi'nin eşrafı, Karakeçi'nin eşrafı, hepiniz hoş geldiniz. Bu yemeğe terkim eden dostumuz, arkadaşımız Sayın Faruk Kılıcan Bey'e de huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Malumunuz 6-7 Haziran milletvekili genel seçimlerimiz. Meclis başkanımızın da söylediği gibi bir 40 gün kadar zaman kaldı. Oysa bizim hedefimiz daha uzun. 2023
hizmet kervanı bu memleketi, bu devleti şaha kaldıracak iktidar AK Parti iktidarıdır. 12 senedir, 13. senenin içerisinde halkımızın genel memnuniyeti inşallah 7 Haziran seçimlerinde devam edecek. Ben inanıyorum. Keskin Kırıkkale'ye mahcup olmayacak. Abdullah'ı inşallah milletvekili olarak en yüksek oyla, şimdiye kadar alınan en yüksek oyla meclise göndereceğiz. Buna olan inancım tamdır. Size olan güvencim tamdır. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarla yapmak üzere AK Parti Kırıkkale Milletvekili adayımız Sayın Abdullah Öztürk'ü davet ediyoruz. Beyefendiler, milletvekillerim, il başkanım, il genel meclisi başkanım, belediye başkanlarım ve bu zamana kadar 13 yıldır AK Parti'ye gönül vermiş, o davanın içerisinde olmuş değerli dava arkadaşlarım. Kırıkkaleliler, Keskinliler, Çelebriler ve Karakeçiler, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Değerli hemşehrilerim, bir ışık yaktık. Bu ışığımıza icabet çok oldu. Ben aşağı yukarı 20 gündür bu periyodu yaşıyorum. Sizlerin sayesinde aldığım bu enerjiyi Kırıkkale'm için sinerjiye çevirmek istiyorum. Allah razı olsun. Bugüne kadar hiç geri çevirmediniz. Bugün dahi Faruk Bey'e ve bu vesileyle buraya gelen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zira buraya gelmek demek, bu davaya ortak olmak demek, yanınızda olmak demek. Tabii ki bu arada gerek partimize aday adaylığında, gerekse de bugün bu oluşumun destekleyen, bu organizasyonu hayata geçiren değerli kardeşim ki ben çok seviyorum, kardeşim diye hitap ediyorum, benim küçüğüm olduğu için. Hem sinesini açtı, hem yerini açtı, gönlünü açtı, bize destek vererek sizleri burada ağırlama şerefine de nail ettiği için ayrıca çok teşekkür ediyorum kendisine. Hep söylerim, ben bugün AK Parti'nin misyonunu, politikasını anlatacak değilim. Zaten sizler bunu bildiğiniz için buradasınız. Bizim Kırıkkale için bir iddiamız var. Zaten hali hazırda 3-0 olmuş bir sıralamamız var idi. İnşallah bugünden itibaren Sayın Başbakan Yardımcımız Beşir Atalay'ın 3 döneme takılmasından dolayı bu sıralamaya girebilme şerefine nail olduğum için Yüce Allah'a şükrediyorum. Değerli hemşehrilerim, ben kadere inanıyorum. Yüce Yaratan nasıl olsa bize kader çizgisinde bir yerimizi açmıştır. İnşallah bu üç milletvekilinin içerisinde olacağıma kalben inanıyorum. Ama ondan sonrası bizim için çok önemli. Siz değerli hemşehrilerime hizmet edebilmek benim için şeref olacaktır. Değerli hemşehrilerim, Kırıkkale'de biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde 105 bin oy alındı. Bugün çok şükür ki gerek partime, gerek teşkilatıma, gerek de şahsıma bir teveccüh var. İnşallah biz bunun 105 bini taban edinerek hedefi 120 bin koyuyorum. Sizlere güvenerek koyuyorum. Var mıyız bu 120 bin alıyor? Ben şahsen şu anda karşınızda durmaktan imtina ediyorum. Niye? Gönlünüzü vermişsiniz. Kalbinizi vermişsiniz. Ben nihai olarak adayım ama hiçbir beklentisi olmayan buradaki cefakar ve vefakar dava arkadaşlarıma ayrıca da teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, biz yine de bu büyük parti olmamız, kurumsal parti olmamız, rehavette olmamız anlamına da gelmemeli.
Biliyorsunuz Kırıkkale'nin yapısı bir mozaiği andırıyor. Hepimizin yani Karakeçililerinde, Çelebililerinde, Keskinlilerinde, Surakurtlularında, Yaşyanlılarında, Delicelilerinde mutlak surette Kırıkkale'de bir ayağı var. Ama kardeşi var, ama abisi var, ama dayısı var. Var. Kırıkkale'nin zaten genel olarak hem bu ilçelerden hem de ülkemizin de başka yerlerinden, Kalecik'ten, Yozgat'tan, Kırşehir'den, Gümüşhane'den, Samsun'dan, Türkiye'nin bütün yerlerinden de gelen makine kimya vesilesiyle hemşehrilerimiz var. Biz bir ve beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, AK Parti'nin misyonuna hitap edip hep beraber bu zoru başaracağız inşallah. Benim sizden ehemmiyetli ricam, önümüzde 40 günlük bir süreç var. İnşallah bir tarih yazmak istiyoruz. AK Parti nasıl tarih yazdı 13 gün içerisinde? Biz de Kırıkkale'mizde bir tarih yazmak istiyoruz. Bunu niye istiyoruz? Kırıkkale'mize hizmetleri daha güçlü getirebilmek için istiyoruz. Niye istiyoruz? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kırıkkale genelinde %64 oy alarak ülke genelinin %13 üzerinde bir oy oranımız oldu. Bu popülaritemiz bizim genel merkezde mutlaka değerlendiriliyor. İnşallah kıymetli abilerimiz var. Onların isimlerini ben daha evvel de zikrettim. İnşallah bu birlikteliğimizden içimizden bir bakan çıkarmak istiyoruz. Bakan çıkarmak istiyoruz ki yöremize daha çok hizmet alabiliriz. Ben ve diğer milletvekili kardeşlerimle beraber bir haftadır Kırıkkale'mizin değişik ilçelerini ziyaret ettik. Hepsi gönlünü açtı, bizi bağırlarına bastılar. Hepsine de ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, bu 40 gün içerisinde sadece Abdullah Öztürk'e değil, hepimize perden çok iş düşüyor. Bugünden itibaren sizden ehemmiyetli ricamız, bu nihai olarak sadece Abdullah Öztürk'ün, Ramazan Can'ın ve Oğuz Kağan Köksal'ın seçimi değil. 13 yıldaki kazanımlarımızı hepimiz biliyoruz. Geleceğimizin seçimi. Bu vesileyle kişilere takılmadan, komplekslerimize takılmadan hep beraber gecenizi gündüzümüze katarak Kırıkkale'de olağanüstü bir oy alarak 3-0'ı 4 milletvekili çıkaracak oranda alırsak bizler genel merkezimizde de Türkiye'de de önder bir il oluruz inşallah. Bu vesilelerle sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu icabetimize katıldınız, şeref verdiniz. İnşallah sayın vekillerim de o sözü verdiler. Geçtiğimiz dönemde 3. sıra milletvekili adayımız Ramazan Can Bey'di. Mahmutlu'da kutlamayı yaptık. İnşallah 7 Haziran akşamında yine hep beraber sizlerle beraber Keskin'de bu kutlamayı inşallah yaparız beraber. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah 7 Haziran seçimleri Kırıkkale'miz için de ülkemiz için de hayırlara vesile olur. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Milletvekili adayımız Sayın Abdullah Öztürk'e teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Kırıkkale milletvekilimiz Sayın Ramazan Can'ı mikrofona davet ediyorum. İl Başkanım. Teşekkür ederim. Gençlik Bakanı'nın adımız. Milletvekili aday arkadaşlarımız, Keskin Belediye Başkanımız, Keskin'de Karakeçli Çelebiler için hepimiz saygılarımızı selamlıyoruz. Öncelikle bu yemeği organize eden milletvekili aday arkadaşımız Haluk Durcan'a, İl Başkanımıza ve katılan siz değerli misafirlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu toplantı bayrağa vesile olur, Kırıkkale'de 3-0'a vesile olur. Kırıkkale'de 3-0'a vesile olmanın temel taşı inşallah bu toplantı olur. Buradaki kalabalık, buradaki insanların temsil ettiği kalabalıkları ben görebiliyorum. Yani burada sadece bir birey olarak oturmuyor arkadaşlarımız. Burada bulundukları meslek ya da bulundukları temsil ettikleri maham adına oradaki belli bir çoğunluğu da aynı zamanda temsil eden bir kalabalık var burada. O nedenle bu AK Parti ailesi çok güçlü bir aile. İnşallah ben burada son bir haftadır biliyorsunuz çalışmalar içerisindeyiz. Bugün ben Surakürt'e gittim. Surakürt merkezden
güzel bir kasabası var. Güzel bir kasabasında kutlu doğum etkinlikleri vardı. Arada iki tane büyük köyümüz var. Ayvaklı ve Danışık köyleri. Oralarda da vatandaşlar hemen olduk. Araziye girdik. Arazi AK Parti diyor. Ama keskin Abdullah Öztürk diyor. Çok değerli hemşehrilerim. Yaklaşık 3 aya yakın bir zamandır AK Parti'de aday belirleme süreci yaşandı. 30 milletvekili aday adayı bir ajansta bulundu. Her biri birbirinden değerli. Aslında hepsi de bu listeye girebilecek, milletvekili de en iyi şekilde yapabilecek ehliyetleri yapıştaki arkadaşlarımızdı, kardeşlerimizdi, büyüklerimizdi. Netice itibariyle genel merkezin bir değerlendirmesi oldu. O değerlendirmesi de bu şekillikle tecelli etti. Burada da milletvekili adayı adayı arkadaşlarımız var. Özellikle Keskin'deki ve Kırıklar'daki kutu toplantılara iştirak eden milletvekili aday adaylarında aday olsam da olmasam da AK Parti'nin emrinde diyerek bu sözünü gerçekleştiren anıyorum. Hepsini saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Çok değerli bir şey dedim. Abdullah Bey gerçekten bana göre bu listenin bir heyecanı, bir taze kanı. İlk Abdullah Bey bu listede var. Ben kendisini 13-14 yıldır tanıyorum. İlçe başkanlığı belirlenirken, ben il başkanıyım, AK Parti il başkanı olduğunda bütün ilçelerde geziyoruz. İlçeyi temsil edebilecek ehliyet, yakınlarda kim var onu araştırıyoruz. Bütün araştırmalarımızda ben Fazilet Refah Kökeni'nden geldiğim için burada Fazilet Refah Kökeni'nden Yaşar abi burada bilir. Yaşar abi de ziyaretmişimdir o dönemde. Kendileri bana burada bir değer var. Bir keskin sevdalısı var. Bir Kırıkkale sevdalısı var. Bir keskin eşrafı var. Abdullah Öztürk var. Eğer bunu iktidarı da partinize kazandırırsanız gerçekten büyük bir değer katarsınız AK Parti'ye dedi. Vesileler olmuştu. Sağ olsun Abdullah Bey bizi kırmadı. Tabii ki de Tayyip Erdoğan sevgisi de vardı kendisinde. AK Parti sevdası da vardı. Ve ilçe başkanı oldu. Kısa dönemde keskini toparladı. Keskin'de ciddi bir hava verdi. 3 Kasım seçimleri için ben Kırıkkale İl Başkanlığı'ndan kendisi de Keskin'de ilçe başkanlığından ayrıldı. Nasip o döneme değilmiş. 2002. Nasip 2015'eymiş. İnşallah 2002'de milletvekili olamadı. 2015'te milletvekili olacak. Bu arada 2002'den 2015'e kadar olan sürede hiçbir zaman AK Parti ile hiçbir zaman bizle istişaresini kesmedi. Devamlı keskinde vatandaşın arasında oldu. Eğer bugün Abdullah Öztürk ismi gerek keskinde bir kabul görüyorsa, gerek keskinde ilimdir olarak Kırıkkale'nin ilçelerinde, Kırıkkale'de bir ismi Abdullah Öztürk olarak dalga dalga, denizde bir yapamaz gibi dalga dalga oluşmuşsa bu isim, bu Abdullah Öztürk'ün bu zamana kadar yapmış olduğu gönüllülere yatırım bir olmuştur. Gönülleri kazanmıştır ve bugün de semeresini alıyor. Çok değerli hemşehrilerim. Biz tabii ki çalışacağız. Gayret edeceğiz takdir Allah'tan. Ancak hiçbir şeyi biz ihmale, şansa bırakmak durumunda değiliz. Şu kalabalık görüyorum ki ben üstü bırakılan yolda eğer bu kalabalık ciddi mağarada destek olsun buna 3-0 olacaktır. Bir ara verelim. Kendimizi ileri götürelim. 7 Haziran saat 19'a götürelim kendimizi. Dediler ki Kırıkkale 3-0 oldu. Bilesiniz ki bu kadronun ciddi çalışması oldu. Allah göstermesin. Dediler ki 3-0 olmadı. Allah göstermesin. Bil ki bu kadro, bil ki keskin, bil ki ben gerekli özelliği, gerekli gayreti göstermemişiz. Hep beraber Keskin, Kırıkkale, Delice, Çelikli, Büyük Yağlı, Büyük Avşar, Koçu Baba, Barışehir, Bahçeli, Yavşiyar, Surakgül, Karakilçili, Çelebi. Hep beraber gayret edersek inşallah 3-0 olacak. Çok değerli hemşehrilerim. Demin Abdullah Bey de değildi. Burada aslında 3-0'da giden yolda tabii ki milletvekili olmak önemli. Tabii ki Keskin'den bir milletvekili çıkarmak önemli. Ancak asıl olan bizim çocuklarımıza
ve geleceğimize yaşanabilir keskin, yaşanabilir Kırıkkale emanet etmemiz lazım. Bunun emaneti de iktidar AK Parti'den geçiyor. İnşallah alacağımız oylarla, biliyorsunuz bu partinin kurucusu, genel başkanımız, başbakanımız ve şu anda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın içerisinde katkısı var. Biz eğer elimizden bir fırsat geliyor da onu baştan yapmak, elimizde böyle bir güç imkan varsa bu güç ve imkanı kullanacağız. İnşallah onu da Cumhurbaşkanı yapacağız. Bir yaptan, iki yaptan, üç yaptan, AK Parti'ye üç yaptan, bir yaptan, iki yaptan, üç yaptan, AK Parti'ye üç yaptan. Sizlerin söylemek. Keskin doğumlu, Kırıkkale milletvekillerinin olduğu, Keskin doğumlu Ankara milletvekillerinin olduğu. Avukat Cengiz Han Yorulmaz, Yaşar Ceyhan bildiği kadarıyla bunlar Keskin nüfusuna kayıtlı Ankara milletvekilleri ve Keskin nüfusuna kayıtlı AK Parti'de milletvekilleri oluyor. Onlar da Keskin'e, yöremize hizmetler ettiler. Ama ilk defa Keskinli bir milletvekili olacak. İlk defa yerleşik olarak Keskin'in bir eşrafı, Keskin'in bir esnafı milletvekili olacak. Bu sizin için ve bizim için çok önemli bir husus. Hem Keskinat'tan gelen bir olarak hem de Keskinleri tarihte yakalamış olduğu en önemli bir fırsattır. O nedenle bu fırsatı geri çevirmeyeceğinize adım Ramazan Can gibi eminim. Çok değerli hemşerilerim. Biliyorsunuz 2011 şartlarıyla bugünkü şartları mukayese etmemiz gerekiyor. 2011'de ben 3. sıradaydım. Ve Kırıkkale 3-0 oldu. O dönem itibariyle olumsuzluklar da vardı. Kırıkkale Belediyesi'nin personel giderleri anlamında sıkıntılar vardı. Belediye Başkanımız Melih Bey gerçekten samimi olarak Kırıkkale güzel hizmetlerde bulundu. Ama personellerin sözleşmeye geçmesi nedeniyle ciddi derecede ücretleri yükseldi. Onun altına belediye kalkamadı. O derece bir sıkıntı vardı. Yine Keskin'de Bayram Sakallı hocamızın belediye personeline olan sıkıntılar vardı. Bütün bu sıkıntılar içerisinde belediye personeli maaşı alamaz olduğu bir halde seçime girdik. Ve buna rağmen üstlüyor. Bu döneme bakıyoruz. Dede Bey burada sağ olsun. Ciddi gayretleri oldu. Belediye kapatmadı. Keskin'in önünü açtı. Şu an o sıkıntılar yok. Akfede yatırımlar alıyor. Onu düşündüğümüz zaman, Kırıkkale Belediye Başkanı'nın gayretleri düşündüğümüz zaman bu sıkıntılar yok. Dolayısıyla 3-0 daha kolay gözüküyor. Ama hiçbir seçim kağıtlarında kazanılmıyor. Bir defa oyları toplayacağız, sandığa sokacağız. Sandıktan da o oylara sahip çıkacağız. İnşallah bunu yapabilecek kadro burada. Diğer taraftan çok değerli hemşerilerim. Keskin'in kuruluşundan bu tarafa kadar ilçe başkanı yapan arkadaşlarımız oldu. Hamza abi burada, Ömer Tuna burada. Onların ciddi gayretleri oldu. Partili sıkıntılı dönemlerinde özellikle Hamza abinin ciddi katkıları oldu. Hamza abi de anmadan geçemeyecek, Ömer Tuna kardeşi de anmadan geçemeyecek. Yine şu anki ilçe başkanımız Adnan abi de eline gelen gayreti gösteriyor. Belediyeyle de uygun bir şekilde çalışıyor. Yine ilgilen mesleğini yapan arkadaşlarımız Fatih abi, Hasan abi, İbrahim abi, şu anda yine Keskin olması, onu özellikle söyleyeyim. Şerafetli kardeşimiz ve Ekber kardeşimiz. Şerafetli kardeşimiz de İlkenen Meclis Başkanı. Dolayısıyla Şerafettin de bu yöreyi çok seviyor. O da Keskin sevdalısı, Kırıkkale sevdalısı. Keskin'in 52 fare günü ve toplamda Kırıkkale'nin 180 köyüne hizmet etme gayreti içerisindeler. Onlar da huzurlarınızda yapmış olduğu hizmetlerden yapacak olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Çok değerli hemşehrilerim. Konuşacak çok şey var. Ama ben konuşmamı toparlamak istiyorum. Özellikle Keskin, sulu tarım anlamında, Keskin meydanındaki birlikte de konuştuğum genç ümünlü barajı, cinali sulaması, büyük tizeli göleti ve araştırmalarını yapacağımız muhtarlara da söyledik. Bazı yerdeki suları da inceleyeceğiz. İnşallah onlar da uygun olursa oralara da yönetle sulu tarıma kavuşturmaya çalışacağız. Keskin, Kırıkkale'de toprak olarak da
yaklaşık 1/4'üne tekabül eden bir alana sahip. Eğer biz burada sulu tarım olanaklarını geliştirirsek, geliştirmeye devam ediyoruz. Keskinliği, keskin nüfusunu, keskin köylüsünü köyde yaşamaya ve topraktan elde edilen gelirini arttırmaya yönelik hamurlarda bulunacağına inanıyorum. Diğer taraftan cezaevi, hastane, eski hastanenin yerine inşallah hastane planlanıyor ve üniversiteyi burada arazisine müsait geliştireceğiz. Hep beraber kredi yurtlar ve spor tesisleri anlamında da keskinlere yatırımlar oldu. Bizler her daim keskin yanında olacağız. Keskin Belediye Başkanımız yanında olacağız. Tabii ki inşallah hep beraber keskinden alacağımız oylarla, özellikle MHP burada 2011 seçimlerde ciddi bir oy almıştı. MHP burada ciddi bir darbe yiyecek ve o darbeyle birlikte toparlanamayacak ve Abdullah Öztürk meclise girecek. Ve Abdullah Bey de söyledi, Oğuz abi bizim abimiz, Aczane ben ve Abdullah kardeşimiz. Ve seçilmişlerimizin tamamıyla birlikte Kırıkkale'nin keskin devrimde olacağız ve sizlerle hem olmaya devam edeceğiz. Sadece seçim zamanları değil, her daim çağrılarınızda toplantılarınızda iştirak edeceğiz. Sizlerin kötü günlerinde, iyi günlerinde yanınızda olacağız. Allah hepimizin yan ve yardımcısı olsun diyorum. Adamız mübarek olsun. Kırıkkale Belediye Ekibi'nin Sayın Ramazan Can'a bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere. Değerli arkadaşlarım, ben tek tek isim saymıyorum ama şunu söyleyeceğim. Değerli AK Parti ailesi diyorum. Çünkü biz burada bir aileyiz. Hepimiz bir aradayız. Ben değerli AK Parti ailesine hoş geldiniz diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Tabii başta Ömer Faruk kardeşime, ben buradan göremiyorum, önümü kapattılar. Ömer Faruk kardeşimize ve il başkanımıza bu güzel organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Tabii milletvekili adayımız Esra Hanım buradalar. Yahya Bey buradalardı, o da önü kapandı galiba. Yahya Bey de orada, Yahya Ucaçelik arkadaşımız da orada. Ben özellikle bir hususu burada size anlatarak ondan sonra konuşmama başlamak istiyorum. Bu arkadaşlarımız milletvekili aday oldular. Sonra liste belli oldu. Her üçü de telefon ettiler bana. Sen hem hayırlı olsun deyip peşinden de şunu söylediler. Biz aday olduk, aday olamadık ama partimiz için varız, her şey için varız dediler. O bakımdan ben arkadaşlarımıza, huzurlarınıza bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Ve gerek Abdullah Bey kardeşim, gerekse Ramazan Can kardeşim kısa değindiler. Ben bir başka hususa değinerek esasa geçmek istiyorum. Şimdi keskinler olarak veya gittiğimiz başka yerlerde de aynı lafı söylüyoruz. Diyoruz ki efendim işte iktidar partisi olarak biz buradayız. 3-0'a talibiz. Evet, 3-0 şey değil. Hani bir hayal falan değil. Çünkü 2011 seçimde de 3-0 oldu zaten. Yani daha öncenin devamını istiyoruz. Bütün mesele bu. Yani onun için arkadaşlarımız bir defa bu şeydi, güçlü. Çünkü bir şeye ne kadar inanırsanız o kadar çok başarırsınız. Bazı yerlerde çatlak sesler duyuyoruz. Hayır, 3-0 daha önce de çıktıysa şimdi daha fazlasıyla çıkacak. Niye daha fazlasıyla çıkacak onları anlatmak istiyorum. Bir kere iktidar, bunları arkadaşlarımız dolaştığınız yerlerde de söyleyin diye söylüyorum. Yani diyelim ki Kırıkkale'den bir tane başka partiden milletvekili çıktı. Ne faydası olacak? Ya bunu bir düşünsün insanlar. Her yerde söylüyoruz. Ne faydası olacak? Hiçbir faydası olmayacak. Ama iktidar partisinden milletvekili çıktığı zaman önce kendi memleketine, sonra da Kırıkkale'ye genel olarak faydası olacak. Bakın şimdi burada ben bir örnek vereceğim. Belediye başkanımızdan, Dede Yıldırım'dan örnek vereceğim. Onun için çok kısa bir örnek ama Dede Yıldırım bizden aday oldu kendisi. Ama kısmet değilmiş, onu aday göstermedik. Başka partiden girdi, seçildi. Çok az bir süre başka partide kaldı. Önce hadis-i şeriflere de baktığınız zaman önce yardımı en yakınınızdan yapmaya başlayın diyor. Bu
Bizim en yakınımız, Keskin'in en yakını kim? Abdullah. O zaman siz önce Abdullah'tan başlayacaksınız. Onun için de o parti, bu parti değil. Ben Keskin Meydanı'nda da söyledim. Abdullah Bey arkadaşım da aynı şeyi söyledi. Dedi ki isim isim de saydı. Ya başka parti de olabilirler. Burada tabii başka parti yok. Oraya da ayrı değineceğim ama. Sizler bunlar bu şekilde propagandizda başka partiden olabilirler. Ama bu sefer mutlaka Abdullah diyeceksiniz. Keskin de artık partinin ötesinde bir Keskin'in hemşehrinizin meclise taşınması var. Bakın geçen dönemde Abdullah Bey bir nebze söyledi. Biz gittik Ramazan Bey memleketi Bahmatlı'da şunu dedik. Dedik ki bakın Ramazan sizin aynen şeyinizden yetişmiş, içinizden yetişmiş. Değerli bir kardeşiniz, bunu mutlaka göndereceksiniz. Ve dedik 3-0 olursa geleceğiz kutlamayı. Mahmut'a inşallah Keskin de yapacak. Şimdiden görüşmeler alkışlar bakalım ki biz inanalım yani. Her şeyden önce bakın hepimizin buna inanması lazım. İnşallah o gün geleceğiz. Keskin Meydanı'nda Abdullah Üstürk kardeşimizin elini havaya kaldıracağız ve hep birlikte o mutlu sona ulaşacağız. Ben bundan en ufak şüphem yok arkadaşlar. Çünkü geçtiğimiz seçimde de aynı şeyler oldu. Biz mücadele ede ede geldik. Bu seferki mücadelemiz aslında biraz daha iyi. Bakın 10 gündür dolaşıyoruz. İlçeleri dolaştık. İşte bugün Ramazan Bey Sülakkürt'e gitti. Ben Çelikli tarafındaydım. Oradan dolaştım geldim. Abdullah Bey benden 2 saat önce geçmiş Çelikli tarafından. Yani biz böyle fır fır dolaşıyoruz Kırıkkale'yi. Ben büroya geldim oturdum. Abdullah benden biraz önce gelmiş oturmuş. Yani vatandaşları dinleyerek her yerde varız. Bunun bütün mesele biz iktidar partisiyiz. Efendim biz nasıl olsa geçen sefer de 3-0 yaptık, bu sefer de 3-0 yaparız. Yani vatandaş bize oy verir dersek işte hatayı orada yaparız. İşte hatayı orada yaparız. İnsanlarımız bize oy vermek istiyor. Ama seçimlerde farklı bir olay var. İnsanların oyu çok kıymetli. Bakın insanlar görün gördüğünüz birinden para isteyin size çok sormadan çıkartır cebinden yavaşça verir gider. Orada bakıyor Hamza çünkü geçen seçimde ondan Yaşar Cariyat benimle Keskin'in bütün köylerini dolaştılar. Beraber dolaştık. İnşallah bu seçimde Keskin pul verecek. Ben o tarafına hiç değinmiyorum. Ancak Abdullah Bey de söyledi ben de söylüyorum. Şimdi Keskin dediği zaman Keskin'de yaşayanları düşünmeyeceksiniz. Keskin dediği zaman Keskin Kırıkkale'nin hatta Kırıkkale'nin ilçesi. Kırıkkale nahiyeyken burası ilçe ve bünyesinden bir il doğurmuş bir ilçe. Ve Kırıkkale'nin bilmem ne mahallesine gidiyorsunuz bir Keskinli. İşte Kırıkkale'de benim babamın oturduğu evin karşısında oturanlardan Keskinli gene. Keskinli dostlarımız. Yani nereye gitseniz var. Şimdi burada herkes birazcık da Kırıkkale'de veya başka yerde olan eşini, dostunu da harekete geçirmesi lazım. Ve önemli nokta bakın şunu söylüyorum. Biz gerçekten çok öndeyiz. Çok iyi durumdayız. Bütün mesele seçimlerde kazanmanın en önemli şartlarından birisi gerekli havayı verebilmektir bakın. Şimdi size şunu söyleyeceklerdir. Yok canım Kırıkkale'de ben yaşadığım için biliyorum. Geçen seçimde ben dolaşıyorum. İşte ben yeğenlerim, akrabalarım geliyor. Ya amca bir bir diyorlar. Bir olur diyorlar. O zaman ben dedim ki sizde üç olur değil dedim. Şimdi onun için önce hep birlikte bir üç olur diyeceğiz. Değil mi gençler? Başkanımız, Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Oğuzhan Köksal'a bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir organizasyonu gerçekleştiren Ömer Faruk Olucan'a, AK Parti Kırıkkale Milletvekili adaylarımız Sayın Oğuzhan Köksal, Sayın Ramazan Can, Sayın Abdullah Öztürk, İl Başkanımız Sayın Gürsel Akça'ya göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Şimdi ben gene çektim şuna geç şuraya.
Şöyle bir geçin bir bak fotoğraf alabiliriz. Evet, görüşürüz. Ya şey yapılacak olacak. Bu nerede? Şeydi, babacı mı? Akinci hemen aşağı aşağıdan satıyor. Mustafa. Birazdan kocaman. Ya ben Mustafa nerede kaldın ya? Bir dakika burada geçelim mi? Çekeyim efendim. Geç. Geç. Tırt yapsın. Tırt. Başkan hoş geldin. Oo, Ayşen abi. Sana sorun bakıyorum biz. Çok sağ olun. Görüşürüz. Bak. Hacı, bir dakika, hadi sonra. Gel. Hacı abi, yürü tabii daha. Yürü tabii, ne yapayım? Abi şöyle açar mısın? Bir zahmet, abi de açayım şöyle. Allah Allah. Hakeşim sizinle gururluyor.
çıkabilir miyim? Yukarı mı çıkabilir? Şurada mı? Ha şuraya geçelim. Ne bir yemek oldu? Valla şimdi şunu söylüyorum. Ben geçen sefer de söyledim. Her geçen gün bizim kalabalığımız artıyor. Kalabalık sayının ötesinde coşku artıyor. İnsanlar bakın bu pazar günü insanları kimse zorla getirmedi. Kendileri koşarak geldi. Gönülden geldi. Bu nedir? Güzel bir gönül köprüsü gittikçe kuruluyor. İnşallah Kırıkkale 3-0'a gidiyor. Heyecan artıyor. Biz de bu kadar kalabalığı gördükçe doğrusu da heyecanlanıyoruz. İnşallah 3-0'ız. Abdullah kardeşimiz de milletvekili. Tamam mı? Niye hep Abdullah milletvekili diyoruz? O 3. sıra olduğu için nasıl o çıkınca mürlerde çıkmış oluyor onun için.